Herkese merhaba. Bize vakit ayırdığınız için bugün gerçekten çok teşekkür ediyorum. Creative Commons webinar serisinin bir başka oturumuna hoş geldiniz diyorum bir yandan. Beni tanımayanlar için ben İlkay Holt, Creative Commons Türkiye Şubesi temsilcisiyim. Bu webinar serisinde de Creative Commons Türkiye Şubesi kamu lideri Orçun Madran hocamla birlikte yapıyoruz. Her ikimiz de bu işte sonuçta gönüllü olarak yıllardır hareket ediyoruz. Bilmeyenleriniz için ufak bir not olarak en azından iletmiş olalım. Çünkü Creative Commons Türkiye deyince hepimizin kafasında nasıl bir figür oluşuyor, bir ofiste miyiz vesaire gibi soru işaretleri olabilir. Buna kısaca değinmiş olalım. Bugünkü konumuz dergi yayıncılığında, özellikle Açık Erişim dergi yayıncılığında açık erişim politikalarının içerisinde Creative Commons lisanslarını nasıl konumlandırdığımız, yani açık lisansları nasıl konumlandırdığımız ve nasıl kullanıyor olduğumuzla ilgili. İki değerli hocam var bugün bizimle. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğretim üyelerimiz Güleda Doğan Hocam, Zehra Taşkın Hocam. Uzun uzun onların biyolarını okumayacağım aslında çünkü zaten blog yazımızı paylaşmıştık merak edenler için. Ama bugünkü webinar serimize bağlantı olarak şöyle değineyim. Güleda Hocam'ın çalışma konuları, araştırma yöntemleri, bibliometri, üniversite sıralamaları, bilimsel iletişim ve açık erişim. Açık erişim politikaları da üzerine yapılan aslında iki tane önemli AB projesi içerisinde çalıştı kendisi. Bunlar Medyonet ve Pasteur for OA projeleriydi. Zehra Hocam'ın çalışma alanları yine temel araştırma alanları, bibliometri, açık erişim ve makine öğrenmesi, ayrıca araştırma verilerinin yönetimi konularında çalışıyor. Kendileri her ikisi de 10 yıla yakın sanıyorum ya da 10 yıl diyebilirim. Türk Kütüphaneciliği dergisinde aynı zamanda editör olarak sonuçta görevleri var. Bu şapkalarıyla kendi deneyimlerini ve açık erişim deneyimlerini birleştirerek bugün bizimle olmalarını rica ettik. Kendini bize vakit ayırdıkları için ve bu webinar için tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Sözü yine onlara devretmeden önce birkaç tane lojistik notum olacak. Hali hazırda zaten yapıyorsunuz ama bu chat kutumuza sonuçta işte eğer herhangi bir audio probleminiz vesaire olursa buraya yazabilirsiniz. Notlarınız olursa ben buradan izliyor olacağım. Onun dışında sunum sonunda alacağız sorularınızı. Q&A diye bir yine kutucuk görüyor olmalısınız, bir ikon görüyor olmalısınız. Oraya eğer sorularınızı yazarsanız sunum sonunda bu soruları tek tek ben okumaya çalışacağım. Hocalarım da yanıtlıyor olacak. Dediğim gibi webinarımızı kaydediyoruz. Yine sunum sonrasında, webinar sonrasında hem kaydı hem de slaytları paylaşmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum vaktiniz için. Hocam sunum söz sırası sizde. Çok teşekkür ederiz İlkay Hanım. İlkay Hanım aslında bizden kısaca bahsetti ama sunumun ilerleyen taraflarında biz kendimizden kısaca birkaç bir şeylerde bahsedeceğiz. Bugün sizlere dergi yayıncılığında açık lisans kullanımı ile ilgili küçük tiyolar vermeye çalışacağız. Belki nelere dikkat etmek gerekir, Creative Commons bu konuda nelerde kullanılır bunlardan bahsedeceğiz. Bugünkü sunum planımız şöyle. İlk başta dergi yayıncılığı ve açık erişimin bağlantılarını ve dergi yayıncılığında açık erişimde hangi yolların tercih edildiğini genel olarak bunlardan bahsedeceğiz. Ardından Creative Commons lisansları ve açık erişim dergilerde nasıl uygulandıklarına yönelik bazı uygulama örneklerinden bahsedeceğiz. En son da Türkiye'de dergi çıkaranların, editörlerin ya da yayıncıların ya da derneklerin lisanslarla ilgili karşılaşabilecekleri durumlar ve bu durumlara karşı çözüm önerileri neler olabilir, hangi Creative Commons lisansı bu konuda yardımcı olabilir gibi çeşitli çözüm önerileri sunmayı planlıyoruz. Soruları bekliyoruz açıkçası. Sorulara sunum bittikten sonra sorularla yönlendirilen bir webinar olursa daha yararlı olabilir belki kafalardaki soru işaretlerini yanıtlamak açısından. Kısaca kendimden bahsedeyim. Ben video belge yönetim bölümünde çalışıyorum sizin de bahsettiğiniz gibi. Temel çalışma alanlarımız bibliometri, işte içerik tabanlı araştırma performans değerlendirmeleri gibi konular. Güleda ile çakışan konularımız da açık bilim, açık erişim ve araştırma verilerinin yönetim konularını oluşturuyor. İkimizin yine birlikte çalıştığı, benzer çalıştığı yerlerden biri de Türk Kütüphaneci Dergisi. Güleda benden daha kıdemli Türk Kütüphaneci Dergisi'nde. Yıllardır editörlük görevinde üstleniyoruz. Aslında bir savaş da veriyoruz bir taraftan. Türk Kütüphaneci Dergisi'ndeki süreçleri idare ediyoruz.
Ben de kendimden bahsedeyim kısaca. Türk Kütüphaneciliği Dergisi'ne, yani bölümle birlikte başladım diyebilirim. Yaklaşık 10 yıldır Türk Kütüphaneciliği Dergisi'ndeyim ve bu 10 yılda aslında gerek lisans anlamında, gerekse de diğer açık erişim konularında, hakemlik konularında, editörlük konularında çok fazla biriktirdiğimiz örnekler oldu. Bugün onların bir kısmını elimizden geldiğince sizinle paylaşmaya çalışacağız. Şimdi lisans konusuna geçmeden önce ya da dergiler için CC lisanslarının nasıl kullanılacağı konusuna geçmeden önce açık erişimden bahsetmek gerekiyor ve belki de açık erişim içinde çatı bir terim olarak kabul edilebilecek açık bilimden bahsetmek gerekiyor. Burada uzun bir tanımını bulabilirsiniz, ayrıntılı bir tanımını bulabilirsiniz ama kısaca bahsetmek gerekirse kamu kaynakları kullanılarak yapılan her türlü araştırmanın, bu sadece makale değil, sadece bildiri değil, bu araştırmalarla ürettiğiniz veriler aynı zamanda, ki bu son günlerde daha fazla gündemde, bu verilerin hepsinin son kullanıcılara açık hale getirilmesi, yani son kullanıcıların bunlara ücretsiz olarak erişebilmesi anlamına geliyor. Ancak burada en çok karıştırılan şeylerden bir tanesi bu ücret kısmı. Bu son kullanıcı için ücretsiz oluyor ama biz ücretsiz terimini biraz farklı anlayabiliyoruz. Açık erişim için iki temel yol var. Altın yol ve yeşil yol olarak tanımlanıyor bunlar. Dergiler de aslında bu yollardan genel olarak bir tanesini benimsiyor diyebiliriz. Altın yolu benimsediğinizde ya tamamen açık erişimli bir dergi oluyorsunuz ya da hibrit açık erişimli bir dergi oluyorsunuz. Tamamen açık erişimli bir dergi olduğunuzda, siz makaleyi hazırladığınızda belli bir dergide, tamamen açık erişimli olan bir dergide makalenizin son kullanıcılara ulaşması için sizin APC dediğimiz, makale işlem ücreti dediğimiz bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bunu şunun gibi düşünebilirsiniz. Dergilere bir lisans ücreti ödendiği için siz üniversitenizden belli makalelere erişebiliyorsunuz. Siz bu lisans ücretini herkes için ödüyorsunuz ve herkesin buna erişmesini sağlıyorsunuz. Bir defa olan bir şey. Hibrit açık erişimli dergilerde de makaleyi yayınlayan kişi karar veriyor. Makale açık erişimli mi olsun, olmasın mı kısmına. Tabii bu kararda ücret konusu çok etkili oluyor. Çünkü Türkiye'de henüz üniversitelerde ya da işte araştırma fonlayan kurumlar tarafından çok yaygın bir şey değil. APC ücretini ödeyip makalelerin açık erişimli olması konusunda araştırmacılara destek vermek. Bunun daha kolay ve daha fazla tercih edilen bir yolu ya da tercih edilmesini önerdiğimiz bir yolu aslında yeşil yol. Dergi açık erişimli olsun, olmasın, hibrit olsun, olmasın, siz kendi kendinize de arşivlemenizi yapabiliyorsunuz. Bunlar için kurumunuzun, üniversitenizin açık erişim arşivini kullanabilirsiniz. Konu arşivlerini, arkiv gibi konu arşivlerini kullanabilirsiniz. Ya da bunların hiçbiri yoksa kendi web sitenizi kullanabilirsiniz ve bunun aracılığıyla açık erişimi kendi imkanlarınızla sağlayabilirsiniz. Tabii burada da şöyle sorunlar ortaya çıkıyor. Aslında yazar kopyasını siz istediğiniz gibi her yerde paylaşabilirsiniz. Ama yayıncılar maalesef bu konuda uyandılar diyeyim kaba tabiriyle ve politikalarına maalesef yazar kopyası dahil hiçbir kopyasını paylaşamazsınız gibi ibareleri maalesef ekliyorlar. Ama biz bu konuda da inatçıyız ve yazar kopyasının size ait olduğunu düşünüyoruz. Açık erişimden bu şekilde bahsettikten sonra zorunlu açık erişim dergilerine örnek olarak Closeman'ı verebiliriz. Burada makale yayınlamak istiyorsanız, burada işte çeşitli kademelerde belirtilen APC, makale işlem ücreti bedelleri var. Bunları ödemeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili üniversiteler fon da sağlayabiliyor. Dediğim gibi Türkiye'de çok yaygın olmasa da yurt dışında bu gibi fonlar var. Ya da siz kendi cebinizden bu parayı ödemek zorundasınız açık erişimli olsun istiyorsanız. Hibrit açık erişimli dergilerde de seçenek size sunuluyor. Scientometrics bizim alan dergimiz olarak da bunun çok güzel bir örneği. Açık erişim olsun istiyorsanız para ödüyorsunuz ve herkes makalenize ulaşıyor. Ama eğer böyle bir parayı karşılayamayacak durumdaysanız da normal lisans, derginin lisansı varsa, yayıncının lisansı varsa makalenize erişilebiliyor. Bizim çalıştığımız dergiyle ilgili durum ne diye baktığımızda, bizim dergi web sayfamızda bütün makalelere erişim sağlanabiliyor. Yani dünyanın her yerinden buradaki makalelere erişebiliyorsunuz. Ayrıca kendi web sayfanızda da yazar kopyası değil, dergide yayınlanmış kopyalarını dilediğiniz gibi paylaşabiliyorsunuz.
Bunu sağlayan şey de aslında Creative Commons lisansı. Bizim kullandığımız lisans en temel düzeydeki Creative Commons lisansını kullanıyoruz. Birazdan Creative Commons lisans türlerinden de bahsederken bu CC BY'ye lisansının ne demek olduğunu konuşacağız ama belki bir önceki slide'e tekrar dönersek burada bir algı var. Bu algıyı yenmek zorundayız gibi hissediyoruz biz. Şimdi Altın Yol'daki bütün dergilere yüksek para ödemek zorundayız ve bu dergiler yüksek para ödediğimiz için iyi dergide yayın yapmış gibi hissediyoruz gibi bir algı var maalesef son zamanlarda Türkiye'de gördüğümüz. Bu da yağmacı dergilerin ekmeğine yağ sürüyor. Aslında biz bir bakıma altın yolda olan bir dergiyiz. Çünkü bütün makalelerimiz açık erişimden ve herhangi bir makale işlem ücreti talep etmiyoruz. Çünkü derginin editörler kurulundaki ya da hakem kurulundaki herkes gönüllü olarak yapıyor bu işi. Kimse bu dergiden hani kar amacı güderek bir görev yapmadığı için makale işlem ücreti, yani makalede işlem yapması, makalede para ödenmesi gereken pek çok şey gönüllüler aracılığıyla hallettiğimiz için makale işlem ücreti almıyoruz. Dolayısıyla hem Yeşil Yol'da yazarlarımızın kendi web sayfalarında dizinlemelerine izin vererek derginin görünürlüğünü artırıyoruz. Hem de öte yandan kendi web sitemizde bütün makaleleri açık erişimli yaparak insanların bütün bizim 1952'den beri üretilen bütün içeriğimize erişmelerine imkan sağlıyoruz. İşte bunu aslında nasıl koruyorsunuz diye soracak olursanız da bunu Creative Commons lisanslarıyla aslında bir bakıma biz burada nasıl bir koruma belki de hani lisanslamayı nasıl yapıyoruz bununla ilgili bir kanıt göstermiş oluyoruz aslında kullanıcılarımıza. Lisanslama niye gerekli diye sorarsanız eğer, eğer içeriğiniz erişilsin ve kullanılsın istiyorsanız lisanslarsınız. Neden? Çünkü mesela insanlar tezini niye saklar diye çeşitli sorular yükseliyor. Neden saklıyor insanlar tezlerini? Kimse görmesin diye. Çünkü neden? İşte intihal olabilir, başka bir şey olabilir, kopyala yapıştır yapmış olabilir insanlar ve sizden o makale ya da o tezi görmenizi istemez. Ama eğer ki siz içeriğinizin görünür olmasını, herkesçe erişilebilir olmasını, atıf almasını istiyorsanız lisanslama yaparsınız. Evet, aslında lisanslamayla erişim şartlarını siz belirlemiş oluyorsunuz ve herhangi bir dokümana da olabilir, ürettiğiniz bir ders notu da olabilir ya da editörlük yaptığınız dergideki makaleye de olabilir. Aslında bunu kontrol altına alan siz oluyorsunuz. Yani başınıza en ufak bir şey geldiğinde dayanak olarak bu CC lisansını kullanabilirsiniz. Bakın biz bu lisansı kullanıyoruz ve o yüzden şu 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 olabilir ama şu 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 olmaz diyorsunuz. Çünkü CC lisanslarının evrensel bir özelliği var. Bu açıdan düşündüğünüzde de bunu kullandığınızda aslında siz evet araştırma daha çok yapılsın, bilim paylaşılsın bunu desteklemiş oluyorsunuz ama kendinizi de bir anlamda aslında kontrol altına almış oluyorsunuz. Lisans türlerine baktığımızda bizim Türk Kütüphaneciler Dergisi'nde kullandığımız lisans aslında CC tarafından da en çok kullanılması istenen BY lisansı. Bu lisansı kullandığımızda atıf yapılması suretiyle bunun dağıtımı, üzerinde çalışılması, değişiklik yapılması ve paylaşılması isteniyor anlamına geliyor. CC BY lisansı dediğim gibi en fazla kullanılması önerilen lisans. Diğer bir lisans da BY'nin yanına bir de SA ibaresinin ve ikonunun geldiğini görüyorsunuz. Burada da şöyle bir şey var. Evet, bu çalışmayı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Ama benim paylaştığım lisansın aynısıyla bunu yapabilirsiniz diyorsunuz. Bu da yine güzel bir şey. Yani sizi bir şekilde aslında garanti altına alan bir şey. Diğer bir tanesinde atıf türetilemez olarak Türkçe'ye çevrilmiş olan bir diğer lisansta da atıf yapıldığı sürece eserin değiştirilmeden ticari ya da gayri ticari olarak dağıtımı ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Toplamda 6 tane lisans var. Yani açıktan kapalıya doğru gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Yani en çok önerilenden en az önerilene aslında çok da desteklenmeyene doğru gidiyor diye düşünebilirsiniz. Bir diğer lisans atıf gayri ticari lisansı. Ticari olmayan bir amaçla eserin farklı bir sürümünü oluşturup bunu geliştirip ya da belli şekillerde geliştirip üzerine bir şeyler koyup eseri paylaşma şansınız var. Diğer iki lisansa geldiğimizde son lisanstan özellikle bahsetmek istiyorum burada.
Bu en sınırlayıcı lisans ve biz hani bu webinardan önce de bir şöyle bir bakalım dedik. Özellikle Dergi Park'taki dergilerde durum ne diye. Çok fazla CC lisanslarının yer aldığını göremedik açıkçası oradaki dergilerde. Olanda da aslında CC tarafından kullanılması en az teşvik edilen son lisans var. Yani en sınırlayıcı lisans var. O anlamda belki burada da hani katılımcılara baktığımızda daha çok dergi editörlerinin olduğunu görüyoruz. Tekrar belki kullandıkları CC lisanslarını, kendilerine uygun CC lisanslarını seçme konusunda belki tekrar bunun üzerinde düşünebilirler diye bir önerimiz olacak. Şimdi biliyorsunuz geçen yıllarda 2 yıl olmuş olması lazım. Doğar içerikteki içeriğin kalitesinin çok kötüleştiğini fark ederek ve yağmacı dergilerin çok sayıda yağmacı derginin Doğar İşi'nin yer aldığını fark ederek bütün dergileri sistem dışına attı ve herkese dedi ki tekrar başvurun. Tekrar başvuru formunda çok sayıda açık erişime ve işte lisanslamaya yönelik sorular vardı. Bu sorulardan biri de hangi Creative Commons lisansını kullanıyorsunuz? Şimdi başka lisanslar da kullanılabilirsiniz ya da kendinize ait belirlediğiniz bir politikayı da kullanılabilirsiniz ama Doğar özellikle CC lisanslarını kullanmanızı tavsiye ediyor. Bazı dergi editörlerinden aldığımız bildirimlere göre de bu değiştirilemez, türetilemez lisansı, en sonda gösterdiğimiz o en sınırlayıcı lisansı kullananlar da Doğaç tarafından çok iyi algılanmıyor. Doğaç çok tavsiye etmiyor o lisansı kullanan dergileri. Doğaç böyle bir içerik bir analizi yaptı içerimde dizinlediği dergiler üzerinden ve gerçekten bu kriterleri sağlayan dergileri tekrar dizinlemeye başladı. Ve aslında şu anda açık erişim dergiler arasında oldukça kontrollü bir liste sunduğunu söyleyebiliriz Doğaç'ın. Ve Doğaç'ın da Creative Commons lisanslarını desteklediğini aslında bu 47. maddedeki sorudan çok daha detaylı olarak görebiliyoruz. Siz bir dergi editörüsünüz. Derginizi Creative Commons lisansına uyarlamayı düşünüyorsunuz ama hangi lisansı seçeceğiniz konusunda kafanız karışık. Böyle bir durumda Creative Commons Türkiye'nin sayfasında bir lisans seçme aracı bulunuyor. Bu lisans seçme aracını kullanarak eserinizinle ilgili, makalelerle ilgili hangi maddeleri önemsediğinizi dikkate alarak bir form dolduruyorsunuz. 2 soruluk bir form bu. Creative Commons'ın web sayfası size derginize en uygun lisans, Creative Commons lisansını öneriyor ve sunuyor. Bu sayede de işte eserinizin uyarlanmasının paylaşılmasına izin veriyorsanız, evet işaretlerseniz ona uygun, hayır işaretliyorsanız ona uygun ya da sadece aynı lisansla dağıtıldığı sürece onaylıyorsanız ona uygun. Hangisi ise bununla ilgili en uygun lisansı öneriyor. Peki önerdikten sonra nasıl bir şey çıkıyor karşınıza? Karşınıza size uygun Creative Commons lisansının kodu, yani web sayfanıza eklenebilecek şekilde üretilmiş bir HTML kodunu sunuyor size. İster bu standart CC lisansını ya da bütünsel imleç olan versiyonunun kodunu yine Creative Commons web sayfasından edinebiliyorsunuz. Yine bu CC lisans bilgisini genelde dergilerdeki yöntem ana sayfaya en alt kısma ya da sol sağ kısma bir yere görünür şekilde koymak. Ama bir diğer kullanım da her makalenin içinde bunu tek tek belirtmek şeklinde olabiliyor. İkisini de kullanabilirsiniz ama zaten derginin ana sayfasında böyle bir şey varsa siz bunu kabul etmiş sayılıyorsunuz ve yine o makale içerisindeki, pardon, o dergi içerisindeki her bir makale içinde bunun geçerli olduğu anlamına geliyor. Makalelerde tek tek bu belirtilmiyor olsa bile. Yine Dergi Park'ta CC ile ilgili bilgi bulabileceğiniz bir alan var. CC'nin Türkçe bir sayfası da var, Türkiye ekibinin hazırlamış olduğu. Oradan da bilgi bulabilirsiniz. Hangi lisansı kullanalım, hangi lisansı seçelim diye. Biraz önce Zehra Hocam'ın da bahsettiği o seçim işlemini CC Türkiye sayfasından da rahatlıkla yapabiliyorsunuz. O hani lisanslara, 6 lisansa tek tek bakıp hangisi bize uygun sorusunu yanıtlamaktansa oradaki 2 soruya, bir tanesinin 3, bir tanesinin 2 seçeneği var. Oradaki 2 soruya derginize uygun olarak cevap bulup hangi lisansın size daha uygun olduğunu görmek daha kolay bir yöntem.
olabiliyor. Özellikle ilk defa CC lisanslarıyla tanıştıysanız. Burada da yine dergi parktan aldığımız birkaç örnek var. Dediğimiz gibi başta da söylemeye çalıştık aslında dergilerde genel olarak en sınırlayıcı dediğimiz ve aslında CC tarafından pek de önerilmeyen lisans kullanılıyor. Bu anlamda yine dediğimiz gibi belki bunların gözden geçirilmesi ve tekrar ele alınması, konunun tekrar ele alınması, lisans olmayan dergilere lisans eklenmesi bu webinardan sonra dikkate alınabilir diye düşünüyoruz. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Hani hangisi daha kötü? Lisanssız olan dergiler mi? Lisans kullanmayan dergiler mi? Yoksa sınırlayıcı CC lisans kullananlar mı? Türkiye gibi hani akademik değerlendirme, performans değerlendirmeleri yayın sayısına dayanan ülkelerde maalesef böyle bir hani ya çalarlar mı, benden önce yayın yaparlar mı, benimkine benzeyen bir şeyle başka biri yükselme alır mı falan gibi endişeler olduğu için insanların bu ortamda fazla korumacı olduğunu biliyoruz. O yüzden Creative Commons'la ilgili bir farkındalık yaratma sürecinde hani hiç kullanmayacağınız lisans, en sınırlayıcı lisansla da başlayabilirsiniz elbette. Ama en sınırlayıcı lisansın da sizin görünürlüğünüze çok fazla katkı sağlamayacağının bilincinde de olmak lazım açıkçası. Ama hiç kullanmamaktansa açıkçası biz hani en sınırlayıcı kullanılmasının çok da sıkıntılı olmayacağını düşünen taraftayız. Çünkü gerçekten çok sayıda derginin herhangi bir lisansı yok. Lisansa sahip olmayan dergilerin açıkçası içerikle ilgili daha fazla endişeye sahip olması gerekir bize göre. Çünkü herhangi bir koruma yok. O yüzden de böyle bir yaklaşım daha anlamlı olabilir. Öte yandan biraz önce webinardan önce Güleda Hoca ile konuşurken şöyle bir şey düşündük. Hani illa Creative Commons lisansını kullanmak zorundayız diye bir soru olabilir sizlerin aklında. Şimdi hayır, illa Creative Commons lisansı kullanmak zorunda değilsiniz. Kendi derginize ait lisans politikasını belirleyebilirsiniz. Ama Bangladeş'ten, işte Amerika Birleşik Devletleri'nden, Japonya'dan biri sizin derginize yayın göndereceği zaman sizin politikanızı anlamak için zaman harcamak istemez. Creative Commons size uluslararası anlamda kabul edilmiş bir lisans sunuyor. O yüzden biz daha çok Creative Commons kullanılmasından yanayız. Çünkü uluslararası bir dille konuşmuş oluyorsunuz Creative Commons'ı kullandığınız zaman. Öbür türlü derginize ait özel bir politika geliştirdiğinizde insanlara bunu anlatmanız, bunu yaymanız ve farkındalık oluşturmanız birazcık daha zor hale geliyor. Sanıyorum bizim genel olarak anlatacaklarımız bu kadar ama buradan sonrasını soru cevap şeklinde yürütürsek sanırım daha anlamlı olabilir diye düşündük biz. Teşekkür ederim Zehra Hocam, Güleda Hocam. Biz verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben bir yandan soruları beklerken Q&A ikonuna tıklayarak oraya sorularınızı yazabilirsiniz. Açtık ve bekliyoruz. Sorularınızı bir yandan almaya devam edeceğim ama bir iki tane ekleme yapmak istiyorum sizin anlattıklarınıza. Çok değerli bilgiler. Gerçekten teşekkür ediyorum. Belki gelecek olan sorulara da bir şey olur, katkısı olur. Creative Commons'ın rolünü bir kez daha vurgulamak adına telifle ilgili bir konu şöyle ki telif yani hak sahibi ile telif sahibi arasında son kullanıcı arasında aslında bu bir anlaşma. Normalde telif hakkının kaybı vesaire gibi bir şey tabii ki yok. Kim telif sahibi ise sizin dergi politikanıza göre yazar ya da işte dergiye transfer ettiyse dergi. Haklarını halen bizim FESEK kanunumuz çerçevesinde elinde tutuyor. Bununla ilgili herhangi bir soru işareti yok. Burada sizin tek söylediğiniz şey telif sahibine gelmeden son kullanıcı CC lisansları size tekrar sormadan paylaşım kurallarınızı öğrenebildiğiniz bir araç diyelim. Bu ikonlara bakarak sonuçta nasıl bir paylaşımda bulunacağını kişiler bilebiliyor. Çünkü normal olarak sonuçta doğal olarak sonuçta doğan telif hakkını eser sahibine gidip sonuçta sormadan aslında kullanmamız etik şey dışı, kanun dışı. Dolayısıyla bunu size sağlayabiliyor. İkinci bir açıklık getirmek istediğim şey şu. Bizim önerdiğimiz, desteklediğimiz CC lisansları, bu 6 lisans arasında aslında konuştuğumuz şey Zehra Hocam'ın da aslında vurguladığı gibi bir açıklık skalası gibi düşünün. En açıktan
Hala açık lisans ama en kısıtlı olan açık lisansa sonuçta bir gidişat CCBY'den CCNCND'ye kadar. Bu bir skala gibi düşünmekte yarar var. Hepsi sizin politikanıza göre belirlenecek. Bizim size söyleyemeyeceğimiz şeyler hangisini kullanmanız. Ama sonuçta altında yatan koşulları bilerek hareket etmekte fayda var. Bir tane bir rapor paylaştım. stateofcreativecommons.org diye rapor adresi. Her yıl Creative Commons şunu yayınlıyor. Dünyada hangi lisans ne kadar kullanılıyor? Hangi organizasyonlar neleri tercih ediyor diye. Bu yıllık yayınlanan bir rapor. Paylaştığım linke bakabilirsiniz. İkinci bir eklemek istediğim şey, Doğajın sayfasına gidip herhangi bir search butonuna tıkladığınız zaman hemen sol kolonda bütün dergilerin aslında kullandığı şeyi görebilirsiniz. Dağılıma göre hangi lisansları kullanıyorlar. Onu da bakmayı tercih edebilirsiniz diye bir şuraya da linkini yapıştırayım. Bahsetmek istedim. Şimdi isterseniz sorularınıza geçeyim. Bir tane soru var İlkay Hanım aslında. Evet, siz cevapladınız var. Aslında onu bence. Musa Bey'in sorusu. CC için başvuru sonucu hemen sonuçlanıyor evet. mu? Aslında herhangi bir başvuru sonucu yok. CC lisansları ile ilgili bizim de sunum esnasında gösterdiğimiz gibi CC Türkiye sayfasına girip size uygun olan eğer bir dergi için soruyorsanız dergi için uygun olan lisansı seçebiliyorsunuz. Yani bunun için bir başvuru ve başvuruya kabul edilme gibi bir süreç söz konusu değil. O süreç CC lisansınızı da belirttiğiniz DOAJ için söz konusu. CC'de bu söz konusu değil. O HTML kodunu alıp kendi web sayfanıza gömdüğünüzde bu sizin dergi web sayfanızda da görünür bir hale geliyor. Evet. Umut Bey'in sorusu var. Musa Bey'in sorusunu yanıtladık sanırım. Umut Bey'in sorusu CC lisanslarının dergi web sayfasında belirtildiği halde makaleler için geçerli olmayabileceğinin doğal editörler tarafından kendilerine söylendiğini belirtmişler. Biz açıkçası sunumdan önce PDF'te Creative Commons belirten makale bulmaya çalıştık ama çoğunlukla web sayfasının yani OJS'nin içine HTML olarak gömülmüş kodları gördük. Makale içinde PDF'te çok fazla belirten yok. Ama şöyle bir durum var. Makalenizin üzerinde her hakkı saklıdır gibi bir ibare varsa web sayfanızda Creative Commons'ın logosu olsa bile Creative Commons kullandığınızı belirtseniz bile PDF eğer siz her hakkı bendedir diyorsanız elbette bir karışıklık yarattığı için belki bir sıkıntı doğurabilir. Böyle bir uygulamanız varsa belki bir DOAJ tarafına uyarılmış olabilirsiniz ama aksi takdirde pek çok derginin sadece OJS'ye gömdüğünü gördük biz örneklere bakarken. PDF'lerde pek fazla yer verilmemiş. Bu yağmacı dergiler konusunda açıkçası ben Creative Commons lisanslarıyla ilgili konuşmamıştım onunla ilgili. Sadece açık erişim algısının insanlarda yarattığı şey parasını ödeyip makale yayınlamak şeyine dönüştüğü için insanlarda ya açık erişim dergi buna para ödeyelim yarın da yayınlansın algısı yağmacı dergilerin ekmeğine yağ sürüyor. Açık erişimi zedelediği söyleniyor bu algının ama bence bu algıyı değiştirmemiz de gerekiyor bir taraftan. Biz bu konuda da çalışıyoruz Güleda Hoca ile beraber. Yağmacı dergiler açık erişimi zedelemiyor. Yağmacı dergiler bilimin kendisini zaten zedeliyor. Ve yağmacı dergilere bir önlem alınması gerekiyor bu yüzden. Yapılacak önlemlerden biri belki hani daha profesyonelce lisansları kullanmak vesaire olabilir belki ama hani çok da direkt CC lisanslarıyla yağmacı dergiler arasında bir bağlantı yok diye düşünüyorum ben. Sizin bir eklemeniz olabilir mi acaba? Aynen katılıyorum. Şöyle bir şey söyleyecektim ben de. Aslında evet yağmacı dergiler eskiden de vardı. Açık erişimle gelmiş bir şey değil. Ama açık erişim sonuçta makale yayınlamak için işte makale işlem ücretini kullanan pek çok sonuçta dergi var. Ama akademik dünyada özellikle aynı disiplinler içerisinde iletişimin güçlü olduğuna inanıyorum. Sonuçta hangi derginin nasıl hareket ettiğini az çok biliyoruz. Böyle dergiler aslında dünyada listelenen şeyler de var, web siteleri de var. Bu şeylere düşmemek gerekiyor. Açık erişimi sadece buna bağlamamak gerekiyor. O konuda katılıyorum. Umut Bey'in son bir sorusu, yani sonuncu sorusu. Doğajın sınırlayıcı lisans kullanılmaması yönündeki önerisine de ne yazık ki katılmıyorum diyor herhalde. Dergi politikasına bağlı olarak olabileceğini düşünüyorum.
Kesinlikle katılıyorum. Bu sizin dergi politikanızla ilgili bir şey. Ne kadar kısıtlayıcı, evet, bir şey, bir lisans kullandığınız. Doğacın bu konuda aslında bir herhangi bir şeyi yok. Bağlayıcılığı yoksunuz. Açık lisans olması koşuluyla ne kadar açık ya da ne kadar kısıtlı olup olmadığından bağımsız olarak herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. Sadece burada ne kadar tutarlı olarak aslında politikanızda belirttiğiniz ve dergi altyapısında kullandığınızla ilgileniyor. O yüzden de sonuçta Doğaç tek tek sizden bu sorular karşılığında ilgili sayfaları linklemenizi istiyor vesaire. Eklemeniz olabilir belki hocam. Şeyde Doğaç'da biz yayından önce bir kontrol yaptık. Doğaç'ın içerisinde çok fazla sayıda zaten o en son gruptaki lisanslı olan dergiler de var. Hani dağılımı hesaplamadık oran olarak ama fazla sayıda var. Doğaç bu konuda çok karışmıyor ama belki biraz önce bahsettiğim gibi hani web sayfasının bir tarafında, PDF'in bir tarafında her hakkı saklıdır'a gelen ne bileyim copyright transfer formu falan gördülerse belki bu yüzden böyle bir uyarıda bulunmuş olabilirler ama ben de Doğaç'ın hani ille bu lisansı kullanın yönünde bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Çünkü web sayfasına baktığımızda çok fazla sayıda bu non-commercial olan lisansı olduğunu da gördük biraz önce. Örnekler var bu konuda. Bu arada hem de şeyden de şeyler geliyor, sorular geliyor. Musa Bey'in, Ramazan Bey'in bir notu var. İsterseniz onu okuyalım. Yayının 10 dakikasını kaçırdım. Siz bir dergi için en uygun lisans olarak hangisini görmektesiniz diyor. Ya bu derginin politikasına bağlı olarak değişebilir. Yani sizin bir de hani derginin politikasından ya da dernek yayınıysanız derneğin politikasına da bağlı olabilir. Dernek ama der ki ben yani, bunu satacağım, sen işte şunu seç diyebilir falan. Bir sürü farklı şeyi olabilir ama biz kendimiz için en uygununu DY lisansı olarak gördük. Tabii burada da hani sorun yaşamıyor değiliz. Dergi olarak zaman zaman çok büyük sorunlar yaşıyoruz DY lisansından dolayı. Şöyle diyeyim, tabii ki biz hani açık erişimi destekleyen insanlarız ve açık erişimi destekleyen insanlar olarak açık lisansları da destekliyoruz ve bu anlamda tabii ki görüşümüz en açık olarak, en açık olanı ya da paylaşımı en çok savunan lisansı desteklemek. O yüzden kendi dergimizde de BY lisansını kullanıyoruz. Ancak şöyle bir şey var, eğer akademik ahlak açısından herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorsanız BY lisansı rahatlıkla kullanılabilir. Ama bazen maalesef kötüye kullanılabiliyor. Yani siz işte derginizdeki çalışmalar daha fazla yayılsın, daha fazla paylaşılsın. Hani bilim mümkün olduğunca, elinizden geldiğince daha fazla ilerlesin diye uğraşırken maalesef bundan kazanç elde etmeye çalışan insanlar ya da ne bileyim aynı yayından iki yayın çıkarmaya çalışan insanlar olabiliyor. O anlamda da hani şeyi düşünmüyor değiliz bazen. Daha sınırlayıcı bir şeye mi geçsek kısmını düşünmüyor değiliz ama inatla en açığında kalmaya çabalıyoruz diyebilirim. SG ile ilgili bir sorun var. Biz SG'deyiz şu an. Başvuru sürecini geçtik. Ve yaklaşık 3 senedir falan SG'de dizinleniyoruz. Yani CC lisansımızın olmasını dikkate aldılar mı bilmiyorum ama onlar için çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum Zehra bu konuda ne düşünüyor ama çok dikkate alacakları bir şey değil gibi de düşünüyorum. Bir soruda devamı da var sorunun. Copyright formu almanıza gerek var mı diye. Zaten açık erişimli bir dergiyseniz copyright transfer formu çok da tercih edilen bir şey değil. Biz 2 yıl öncesine kadar copyright transfer formu alıyorduk ama sonra düşündük ki bu zaten açık erişimli bir dergi. Yazarlara ait zaten makaleleri. Copyright transfer etmemeliyiz diye. Ve o formu artık almıyoruz. Ama alırsanız da belki hani burada alıyorsanız da copyright transfer formunu burada madde olarak bu dergi şu şeyi kullanıyordur, lisans. Creative Commons lisansını kullanıyordur diye bir uyarı eklenebilir belki. Yani şöyle olur onda da, bu da kendi içimizde konuştuğumuz bir şey aslında. CC lisansını bir makale adına hem makalenin yazarının kontrol etmesi, koruması gerekiyor hem de derginin koruması gerekiyor. Sizin orada copyright transfer formuyla sağlayacağınız tek şey yazar için CC lisansının o makale için sağlanıp sağlanmadığının kontrolünü derginin yapmış olması olabilir. Aslında kendi üzerinize dergi olarak daha büyük bir yük almış oluyorsunuz. Hakan Bey de zaten buna hani burada çelişkili olmuyor mu bu durum demiş. Gerçekten öyle çelişkili oluyor. Biz o yüzden bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için TRF devir formunu kaldırdık.
Çünkü gerçekten hani açık erişimi destekliyorsunuz ama ne bileyim ticari dergilerin yaptığı şekilde yazardan telifiyle ilgili bütün her şeyi size devretmesini istiyorsunuz. Bu bize çok uymadı açıkçası. Çeliştiği için de biz kaldırdık. Belki dergi parkta da bu konuda görüşülebilir. Hani burada çelişkilerin olduğu anlatılabilir ve daha kullanışlı hale getirilebilir belki. İsterseniz Hakan Bey'in devam eden sorusuna ben yanıt vereyim. Sesli Türkiye hukuk sisteminde de yasal bir bağlacılık bulunduruyor mu diye soruyor aynı sorunun devamında. Sesli'nin yasal bir bağlayıcılığı yok, Türkiye için yok. Öyle söyleyeyim. Bizim sonuçta lokal PESEK kanunumuzda herhangi bir şekilde geçmiyor. Zaten biliyorsunuz 1952 tarihli bir kanunu kullanıyoruz şu anda. Ama ilk başta söylediğime yine bağlantı yapmak istiyorum. Sonuçta telif hakkı, yani telif hakları sonuçta yine FESEK kanunuyla korunuyor. Burada sesi herhangi bir alternatif oluşturmuyor ve bir taraf oluşturmuyor. Burada zaten yapılan şey şu, telif hakkı sahibi eğer paylaşıma, dağıtıma ve yeniden kullanıma izin veriyorsa bunu CC lisanslarıyla son kullanıcıya belirtebilmesi için Creative Commons size bir araç sağlıyor burada. Dolayısıyla hukuki bağlamda dediğim gibi bir yeri yok kanun içerisinde. Ancak bir taraftan da Creative Commons Türkiye içerisindeki sonuçta hukuki danışman diyeceğim hukukçu arkadaşlarımız yasada bir bağlayıcılık olması için ayrıca çalışmalar yürütüyor. Ama şu an için geçerli bir şey yok. İsterseniz ilk baştaki soruya geri dönelim şimdi. Daha doğrusu sırayla gidebilmek için söylüyorum. Mandalina der ki, merhabalar, daha önce mesela 3. seviye bir lisans aldık, onu kolaylıkla 1. seviye yani en açık olan lisansa çevirebilir miyiz? Evet. 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 Burada hemen şöyle bir detaylı o zaman devam edelim. 3. seviye dediğiniz daha kısıtlı bir lisanstan anladığım kadarıyla CCBA'ya çevirebilir miyiz sorusunu. Bu güzel çünkü sonuçta daha açık bir hale getirdiğiniz için erişimi burada sorun oluşturmayacaktır ama burada aklımızda tutmamız gereken şöyle bir şey var. Bugün böyle CC lisansladım eserimi, yarın sonuçta daha kısıtlı hale getirebilirim diye bir şey yok. CC lisanslarını kullandığımız zaman onu aynı şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü şöyle düşünün. Bugün CCB yaptığınızda ben sizin eserinizi aldım. CCB'nin izin verdiği şekillerde de kullandım. Yarın sizin bunu CCB'ye çevirmeniz benim kullanımımı değiştirmiyor. Dolayısıyla o konuda yani yapılmayacak bir şey daha kısıtlıya giderken aklımızda olması gerektiği için özellikle söylemek istedim. Şenol Arman Bey'in bir sorusu var. Lisanslarda dilediğiniz affedersiniz. Evet, bu bir şey aynı zamanda. Evet, evet. Revizyonu açık. Yeter ki Doğa Aşk gibi akredite kuruluş üyeliklerinizde de bu değişiklikleri bildirin. Teşekkür ederim. Orhan Bey'in sorusu var aslında. Evet. Burada. Yazarlara telif hakkı ücreti ödediklerinden bahsediyor dergilerinde. CC lisanslarından da ilk kez haberdar olduklarını söylüyor. Bizim gibi kar amacı gütmeyen dergilere bu lisanslarla ilgili ne önerirsiniz diyor. Aslında siz de CC lisanslarını çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta yazarlardan onların telif hakkını tamamen devralma olayından belki vazgeçmeniz bir yaklaşım olabilir. Ya da biraz önce de dedim aslında bunu. Yazarların telif devir formunu doldurarak işte tüm makalenin tüm haklarını size devretmelerini istiyorsanız eğer... bir CC lisansı kullanıp tüm makaleler için o makalelerin haklarını siz korumak yoluna gidiyorsunuz. Ama eğer herhangi bir telif hakkı ödemezseniz ve o makaleler hem yazarların sahipliğinde hem de sizin sahipliğinizde olursa eğer her iki tarafta kendi hakkını bu CC lisansıyla rahatlıkla koruyabilir diye düşünüyorum. Bir başka sorunuz var mı? Hakan Bey'in bir sorusu var. Sanırım bu çelişkili olma sorusunu cevaplamıştık. Onu cevaplamıştık. Emrah Bey, okuyalım isterseniz hem de kayıt için iyi olur. Emrah Bey der ki, evet. Buyurun. Telif devri konusunda bazı indeksler yazarın telif sahibi olarak kalmasını pozitif bir kriter olarak kabul ediyor. Bu noktada telifin hem dergide, hem de yalnızca makalenin yazarlarıyla sınırlı kalma kaydıyla iki tarafta da kalmasını sağlayacak bir lisans çözümünüz var mı? Yani dergi dışında yalnızca yazarlar aynı dergi yayınlanmış
aynı dergi gibi yayınlanmış materyal üzerine eşit hak sahibi olacak şekilde. Bu arada Estudam Halk Sağlığı Dergisi olarak SSBNC4.0 kullanıyoruz. Yani aslında telif deviri yapmazsanız telifi yazarda kalıyor ama siz de bu makaleyi yayınlamış oluyorsunuz. Yani dergide, hani dergide kullanıyorsunuz. Sonuçta böyle bir telif devir formu ortadan kalktığında bu soru yanıtlanmış oluyor diye düşünüyorum. Hani iki tarafta da bırakacak bir anlaşma yok ama hani telifi bir tarafa devretmediğiniz sürece zaten iki kişi de değil midir? Ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum. Ama hani o yüzden... Yani dediğiniz şey de doğru aslında. Hani makaleyi yazan kişiden o makalenin tüm haklarının alınıp yayıncıya ya da dergiye verilmesi zaten bizim ya da kimsenin hoş karşıladığı bir şey değil. Hani açık bilim olarak olaya baktığımızda. Sonuçta o makalenin sahibi belli. Ama hani paylaşım söz konusu, iki tarafın da hakları paylaşması söz konusu. Eğer net olarak hakların paylaşımıyla ilgili bir şey olsun, net olarak elinizde bir şey olsun istiyorsanız bununla ilgili aslında açık erişim politikaları da elinizi kuvvetlendirebilecek bir şey. Yurtdışı örneklerde bunu çok fazla görüyoruz. Özellikle son zamanlarda mesela açık veri politikalarına ya da araştırma verileriyle ilgili kullanılan politikalara baktığımızda şu şartlarda olursa işte verinin sahibi üniversitedir. Şu imkanları, üniversitenin şu imkanlarını kullanılıyorsa, kullanılmıyorsa verinin sahibi veriyi yaratan, üreten kişidir diye her şarta uygun maddeler belirliyorlar ki daha sonradan hani hepsiyle bir şekilde karşılaşacakları için. Fonlu araştırmalar için evet, dediğinize sadece vurgulamak için söylüyorum. Bir de kendi bakış açımla bu soruya yanıt şöyle bir şey söyleyeceğim. İki tarafta telif hakkının olması ya paylaşım iki tarafta olmasını çok anlamıyorum. Ama bir yandan da şöyle bir not geçelim. Burada hiçbirimiz sonuçta hukuki bir salık vermiyoruz, kimseye bir öneride bulunmuyoruz. Tamamen deneyimlerimizle ve CC lisanslarının kullanımı ile ilgili bir şeyler söylüyoruz. Ama zaten derginiz CC BNC ile lisans ve böyle bir politikanız varsa yazara da sonuçta vermiş olduğunuz paylaşım hakları belli diye düşünüyorum. Sizle yazar arasında bir farklılık yaratmıyor. Musa Bey'in bir şeyde chat kısmında sorduğu bir soru var. Şu an yürütmüş olduğum TR dizinde bir dergimiz var. Bu dergi için bir doktora öğrencisine bir ücret ödemek istiyoruz. Yayın başı küçük de olsa ücret almayı düşünüyoruz. Ücret alınmasının CC sürecinin etkisi nedir diye sormuş. Bu endişenizi çok iyi anlıyoruz. Çünkü gerçekten bu ücret alımı şey amaçlarla da kullanılabiliyor. Ama siz bu makale işlem ücretini sağlam temellere dayandırıp gerçekten olumlu bir amaçla aldığınızı belirtebiliyorsanız ki söylediğiniz şey bunu gösteriyor. Mesela ben geçen gün farklı bir dergi gördüm. Politikasında şöyle diyor. Bu dergide yayın yapmak ücretlidir. Standart yayın ücreti 200 lira. Hızlandırılmış yayın ücreti 400 lira. Yani daha çok para verirseniz biz size daha hızlandırılmış bir hizmet sunarız diyen bir dergiden bahsediyoruz. Böyle bir uygulama yapmadığınız sürece bence makalelerinizi işlemeyi kolaylaştıracak ücretleri almak çok da sıkıntılı olmayabilir. Yani bizim dergide biz bunu gönüllü olarak yaptığımız için biz böyle bir parasal destek ihtiyacı hissetmiyoruz. Ya da dernekten karşılıyoruz böyle bir hani sistemle ilgili bir ihtiyacımız olduğu zaman ama böyle bir kaynağınız yoksa makale işlem ücreti yoluna gitmenin CC açısından bir zararı var mı? Bence herhangi yok. Bir bağlantısı yok açıkçası. Hı hı hı. Hakan Bey'in şeyini sanırım yanıtlamıştık. Dergi bir başka sorun var. Dergi Park platformu bize telif hakkı devir formunu kullanmamızı öneriyor. Bunu konuşmuştuk sanırım. Son Salih Bey'in sorusu var. Dergi Park'ın CC lisansının kullanımı ile ilgili bir tavsiyesi var mı diyor. Aslında CC lisansları ile ilgili Dergi Park'ın bir sayfası var. Ama orada yani şu lisansı kullanırsanız daha iyi olur falan gibi bir şey yok. Zaten hani lisanslar anlatılırken İlkay Hanım da biraz önce söyledi hangisinin daha açık, hangisinizde diğerine görece daha kapalı, daha sınırlı olduğu bilgisi var. O seçim tamamen dergi politikalarınız çerçevesinde size bağlı olan bir şey. Evet. Gülcan Palo'nun bir notu var. Hiç CC lisansı almayan çok fazla açık erişimli dergi olduğundan bahsettiniz. Biz de açık erişimli ve MLA'da indekslenen bir dergiyiz. Ve CC veya başka bir lisansımız olmadığını fark ettim. Dergide yeni olduğum için
Açık erişim dergilerinin zaten çok kaygısı yok. CC lisansı nasıl bir fayda sağlar tam olarak? Bu aslında hocalarımın da katkısı olacaktır. Benim ilk başta söylediğim şey şu. Sizin son kullanıcınız, derginiz webde free olan, webde bir şekilde sonuçta erişilebilir olan şey aynı zamanda benim kullanabileceğim ve paylaşabileceğim anlamına gelmiyor. Hala eser yaratıcısı ya da hak sahibi, telif sahibi halinde ve benim ona bu soruyu sormam gerekiyor. İşte makalenizi paylaşabilir miyim? Şurada kullanabilir miyim? Üzerine yeni bir araştırma yapabilir miyim gibi. Dolayısıyla CC lisansı kullanmak son kullanıcıya bunu hangi şartlarda kullanabileceği konusunda hızlı bir iletişim aracı da sağlıyor. Bu açıdan CC lisanslarını kullanmak önemli. Sizin de sonuçta herhangi bir telif hakkı ihlalini yaratmamak için. Çünkü hangi şartlarla paylaştığınızı bilmiyoruz. Açık erişimde ama ne kadar açık, ne kadar kısıtlı o kısmını bilmiyoruz. Aslında ben de ufak bir ekleme yapayım. Aslında kendinizi de koruduğunuz bir şey. CC lisansı, hani biz burada dergiler kapsamında konuşuyoruz ama en basitinden mesela kendi ders notlarınız için kullanabileceğiniz bir lisansa. Mesela benim ders notlarım web üzerinde açık. Ve CC lisansları ekli değil. Ama ben eğer bunlara CC lisansı eklersem bir başkasının benim ismim yerine kendi ismini yazarak benim ders notlarımı kendi dersinde kullanmasını engel olabilirim. Şimdi CC lisanslarının hepsinin birbirinden farklı olduğunu bahsettik ama aslında hepsinde ortak olan bir şey var. Hepsi diyor ki atıf yapmak şartıyla, her cümle bununla başlıyor. Atıf yapmak şartıyla, yani kredi vermek şartıyla kullanılabileceği anlamına geliyor. Siz dolayısıyla kendi derginizdeki makaleleri, kendi yayınlarınızı ya da işte kendi ders notlarınızı en azından atıf yapılacağı kısmında garanti altına almış oluyorsunuz. Yani sizi koruyan bir şey diyebiliriz. Evet, bu yanıt ve benim herhalde bir önceki yanıtım Salih Doğan Bey için de bir yanıt olmuş oldu diye düşünüyorum ama yasal zemini olmadığı için CC lisanslama yapmanın bir anlamı var mı der. Şöyle bir ekleme yapmak istiyorum, hocalarıma devredeceğim sözü. Az önce söylediğim gibi Creative Commons size bir araç sunuyor, sizin son kullanıcınızla telif sahibi arasında bir araç sunuyor ve bir ikonla sonuçta hangi şartlarla kullanacağımı söylüyor, bu bir. Ama bunun dışında örneğin doğar sayfasına gidip de işte herhangi bir arama yaptığımda derginin politikasını bana bu sistem içerisinde tarayabilecek ve getirebilecek bir altyapı da sağlıyor aynı zamanda CC lisansları. Bakın bu çok önemli. Derginizin vizibilitesi için, görünürlüğü için, yazarlarınızın daha çok okunması için ve makalelerinizin daha fazla kullanılabilmesi için ayrıca mekanik ve teknik aslında bir gereklilik. Bugün sonuçta sayısız platform, özellikle akademik araştırmalar için kullanılan, bütün araştırmacılar tarafından tercih edilen platformlar sonuçta bir yerlerden bu bilgileri harvest ediyorlar. İşte dergi içeriklerini harvest ediyorlar. Doğaç gibi, OpenAir gibi başka portallardan da sonuçta bahsedebiliriz. Sizin derginizi harvest eden, teknik olarak sonuçta içeriğini bir şekilde indeksleyen platformlar aynı zamanda bu makalelerin hangi lisanslarla da indekslendiğini de söyleyebiliyor. Herhangi bir metadata kaydına gittiğiniz zaman bir makalenin bunu açıkça görebilmeniz için ya da derginizin kaydına gittiği zaman bunu açıkça görebilmeniz için böylelikle daha fazla aslında kişinin kullanımına da izin verdiğiniz bir altyapı sağlıyor size. Makinaca da okunabilir aslında bir lisans yapısı sunmuş oluyor. Dolayısıyla sadece yasal bağlamda düşünmeyin. Çünkü açıkçası bugün dünyanın hiçbir yerinde zaten telif hakları kanunları bugünkü teknolojiyi yakalayabilen bir yapıda değil. CC lisansları size aynı zamanda da teknolojik bir uygunluk ve uyumluluk sağlıyor uluslararası platformlarla. Ramazan Bey'in bir sorusu var. Belki buna bir cevap verebileceğimi düşünüyorum. CC lisanslarını kullanmakla şu an başvuru sürecinde olduğumuz SSC veya diğer kaliteli izinlerle doğrudan bir ilişki var mıdır? Bizim lisanslarımızı kontrol ediyorlar mı diye sormuş. Şimdi şöyle, kontrol ediyorlar son yıllarda. Neden ediyorlar? Çünkü hem Web of Science'a hem diğer dizinlere yeşil açık erişimli mi, altın açık erişimli mi gibi bir filtreleme özelliği getirildi. Bu veri tabanlarına. Ve açık erişimli dergileri daha çok tercih ettiklerine ilişkin bir geçen haftalarda yaptığımız bir sohbette dile getirdiler Web of Science'daki çalışanlar. Sebebini de şöyle açıkladılar. Derginin tamamen şeffaflığı
bizim onları seçmemizi kolaylaştırıyor. Yani işte tamamen açık erişimli makaleye bakıyorum. Bunu işte belirli lisanslarla koruduklarını da görebiliyorum. O yüzden yani açık erişimli dergilerin değerlendirme süreçlerinin daha hızlı ve daha etkili şekilde ilerlediğini söylediler. Aynı zamanda böyle bir özellik ekledikleri için son zamanlarda sanki o yönde böyle bir dizinleme sistemine geçtikleri anlaşılıyor. Web of Science'ı açtığınız zaman artık kenarda Green ya da Gold Open Access diye iki madde görebiliyorsunuz. Bu da sanırım artık etkileyeceğini gösteren şeylerden biridir diye düşünüyorum. Evet. Emine Hanım'ın bir notu var. Merhaba. Bilgi Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi web sitemizde herkese açık olarak yayınlanıyor. Daha önce lisans konusu hiç gündeme gelmemişti. Bu konuyu yayın kurulunda gündeme getireceğim ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim demiş. Bunu okuma nedenim hem biz de teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için ve bu konuda derginize gidip ayrıca bilgi vereceğiniz için. Bize de bu bir yandan şey olsun. Özellikle Creative Commons Türkiye ekibine ama tabii ki hocalarımdan da sonuçta yardım alıyor olacağım ama sizin gibi sonuçta dergi yayıncıları için daha fazla nasıl bir rehber ya da bilgi kaynağı yaratabiliriz web sitesinde? Buna biraz daha vakit ayırmaya çalışacağız ki bu sorularınızı halihazırda hemen yanıt alabilin. Ya da işte editör kurullarınıza, yayın kurullarınıza gittiğiniz zaman bu konuyu daha rahatlıkla paylaşabilmeniz için size yardımcı olacak bir dokümantasyon hazırlayalım istiyoruz. Umut Bey'in bir son şeyi var. Okuyayım isterseniz. Katılımcıların ve hocalarımızın çok fazla vaktini almadan bir soru daha sormak istiyorum. Dönem dönem dergi iletişim posta adreslerimize çeşitli platformlarımızdan. Dergimizin o platformlarda yer alması için iletiler gelmekte. Bu iletilerin eklerinde de ticari faaliyetlerde kullanacaklarına ilişkin sözleşmeler ve maddeler yer alıyor. Kullanacağımız CC-BY lisans türüyle sözünü ettiğim platformların bu sözleşmelerine bizlerin onay vermeden kendi bünyelerinde barındırmalarına ve ticari faaliyetlerinde yasal boyutunun dışında onay vermiş oluyor muyuz? Şimdi biz CC yani CC-BY'yi kullanıyoruz. Bize de bu tür mailler atıyorlar çeşitli izinlerden. Biz çok tercih etmiyoruz. Hani onay vermiyoruz ama hani CC-BY kullanıyoruz diye hiç kimse bizi otomatik olarak öyle sistemlerine eklemediler. Böyle bir şey yaşamadık. Ama yaşayabilir miydik? Evet. Şimdi siz karşıdakinin ticari faaliyetlerle sizin makaleleriniz üzerinden para kazanmasını istemiyorsanız CC lisansınızı ona göre belirleyebilirsiniz. Hani ticari olmayan kullanım için. O zaman böyle bir sıkıntı yaşanmaz. Ama biz BY kullanıyoruz. Biz de böyle bir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar. Bu tür dizin yapan şirketler, ticari firmalar genellikle bizden izin alma yolunda gittiler. Biz de ona göre tercihlerimizi yaptık. Bir küçük bir ekleme yapmak istiyorum bu konuya. CC-BY ile lisansladığınız bir dergi içeriği. Sonuçta derginizin metadatasını da sonuçta ayrıca farklı biçimde şey yapıyor olabilirsiniz. Sonuçta lisanslı olabilirsiniz. Burada belki şöyle bir ayrımda fayda var. Yani sizin makalenizi alıp nasıl kullan? Sizin makalelerinizle ya da sizin platformlarınızı indeksleyerek sonuçta başka birçok kişi yeni bir servis oluşturuyor ve bundan aslında para kazanıyor. Az önce sözünü ettiğiniz sesi bu Science Index'ler gibi, işte Web of Science gibi. Aslında onlar da aslında yeni bir servis yaratıp bunları satıyorlar. Dolayısıyla belki bu ayrımları yapmakta fayda var. Yani sizin açtığınız bilgi araştırmalarınızı ve makalelerinizi daha fazla kişiyle paylaşmak, daha çok kişi paylaşsın ve kullansın amacı. Bir başka kişinin aslında bunların üzerine bir servis kurup satmasına kötü bir şey mi? Onu da tartışabilirsiniz. Sonuçta neden olmasın ki? Yani bundan ticari bir kazanç elde edecekler her zaman kötü bir şey olmayabilir. Çünkü bu aslında güzel bir şey işte. Sizin araştırmanızı, benim bilgimi, diğerinin başka bir şeyini sonuçta birleştirip yeni bir şey yaratıp bundan aslında bir kazanç elde edip bir anlatabiliyor muyum? Aslında cycle'a girebiliriz. Bu bir anlamda da inovatif de aslında. Bunu böyle de görmek lazım. Yeni şeylere kapı açması açısından. Bu ticari amaç gütmek her zaman kötü bir şey olmayabilir demek istiyorum içeriğimizi paylaşırken. Belki endişesi Umut Bey'in şey olabilir. Hani böyle yağmacı dergileri dizinleyen web siteleri falan diye düşünebilirsiniz ama yağmacı dergileri dizinleyen dizinler genellikle yayıncı talebiyle dizinliyor bu dergileri.
Hani yayıncılar oturdukları yerden bu B'yi kullanıyormuş, hadi bunu dizinleyelim gibi bir şey yapmıyorlar. Özellikle bu yanlıcı dergilerin en çok dizinlendiği yer Index Copernicus. Sizden haberse sizin derginizi dizinlemez. Yayıncılar gider, o yerlere kaydolurlar o dizinleri. O yüzden hani ticari faaliyetlerde nasıl kullanabilir? Veri tabanını satar, kütüphanelerden para alabilir en fazla. Onlara da bir katma değer sunması gerekiyor. Şimdi kütüphanelerin burada belki bir rolü olabilir. Zaten açık erişimli olan bir dergiyi başka bir sistem üzerinden satın almamak yönünde şey yapabilirler, duruş sergileyebilirler ama yani ticari faaliyetlerle kendilerini bu kadar kullanabilirler, daha fazla kullanamazlar. Zaten açık erişimli. Evet, saatimizin sonuna geliyoruz. 2 dakikamız var. Teşekkürler alıyoruz. Biz de gerçekten teşekkür ederiz hem vakit ayırdığınız için hem de sonuçta örneklerinizi paylaştığınız, sorularınızı bize ilettiğiniz için. Hocalarıma dönüyorum belki bir eklemeleri olur diye. Var mı hocam son söylemek istediğiniz bir şey? Bir soru ya da herhangi bir şey kaçırdık mı diye bakıyoruz. Ben de ona bakıyorum ama. Bize mail atabilirler her zaman. Evet. Sanırım son gelenler daha çok soru değil, yorum ve teşekkürler. Evet, teşekkürlerini iletiyorlar. Biz de çok teşekkür ederiz gerçekten. Umarız faydalı olmuştur. Eminim, ya benim açımdan en azından bu tartışmalar gerçekten her zaman öğretici oluyor. Zamanınızı teşekkür ediyorum. Zehra Hocam, Güleda Hocam çok teşekkürler tekrar. Hoşça kalın. İletişimde kalmak üzere.